Mehmet Ali Güller, 6 Nisan 2022 Cumhuriyet Türk Hava Kurumu uçakları neden yatmış, şimdi anladınız mı? Ormanlarımız cayır cayır yanarken, Türk Hava Kurumu uçaklarının hangarlarda çürütüldüğünü Türkiye Cumhuriyet'ten öğrenmişti. 2019 yılında Muğla'daki ilk yangında gözlerim uçakları aramış, Türk Hava Kurumu uçakları neden yok sorusu beni büyük skandallar, ihmaller zincirinin ortasına taşımıştı. O yıl gazetemizin manşetinden çok sayıda haberle Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakılıp yangın söndürme işinin özel sektöre devredildiğini, uçak yerine helikopter kiralandığını, yalnızca helikopterlerle yapılan müdahalenin yetersiz olacağını, asıl işi mimarlık olan şirketin neden yangın söndürme işini üstlendiğini, dünyanın en iyi yetişmiş yangın söndürme filosu ateş kuşlarının nasıl dağıtıldığını, kurumun kapısına nasıl kilit vurulduğunu yazdım. 2019 yılında Onlarca haber. Bakanlığın uçaklar hurda yalanını belgeleriyle çürüttüm. Ulaştırma Bakanlığının en az 5 uçağın uçuşa hazır olduğunu gösteren belgesini yayımladık. Ciğerlerimiz içindeki canlarla yanarken Türk Hava Kurumu uçakları, pilotları ve teknik personeli hangarlara kilitlenmişti. Neden? 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 Bu inadı bir türlü anlayamamıştım. Türk Hava Kurumu'nun Atatürk'ün mirası bir kurum olması mıydı tüm mesele? Yandaş şirketler üzerinden kiralanan helikopterlerle yapılan saat başı uçuş ücretleri miydi? Ve 2020 yılı geldi. O yılda yangınlar aynı şekilde devam etti. Bakanlığın orman yangınlarındaki yetersiz cılız müdahalesini Türkiye gözyaşlarıyla izledi. Haberlerimiz ses getirmiş, kamuoyu Türk Hava Kurumu uçaklarını uçurun talebini dile getirmeye başlamıştı. Bakanlık uçak isteğine on binlerce hektar alan yandıktan sonra kayıtsız kalamadı. Bir ihale açtı ve o ihalede 5 ton su kapasitesi şartı getirerek 4900 litre su taşıyan Türk Hava Kurumu uçaklarını yine devre dışı bıraktı. 100 litre için Türk Hava Kurumu yine uçamayacak diye yazdık. Orman Bakanlığı ve AKP iktidarı tüm uyarılara kulağını tıkamıştı. Ve o yılın sonunda dönemin Orman Bakanını Bekir Pakdemirli'yi Rusya'da Rus yangın söndürme uçaklarını denerken izledik. Pakdemirli Rus yangın söndürme uçağıyla ilk turunu atarken havacılık konusunda uzman milletvekilliği döneminde yolsuzlukların üzerine giden CHP'li avukat Haluk Pekşen aradı. Pekşen endişeli bir sesle bu uçaklar Türkiye coğrafyasına uygun değil. Türk Hava Kurumu uçakları gibi manevra ve su alma kabiliyetleri yok. Dağlık ortamda uçamazlar dedi. Bu haberi ve bilgiyi de manşetten yazdık. Türk Hava Kurumu'nun pilotları dağlarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı 10 yıllardır ezberledi. Sayısız yangın söndürdü. Bu tecrübeyi yok etmeyin diye yazdım. Türk Hava Kurumu'nun uçak tipi Türkiye coğrafyasına uygun, ağır, büyük tonajlı ve manevra kabiliyeti düşük Rus uçaklarını Türk Hava Kurumu uçaklarına tercih etmeyin diye yazdım. 10 gün sonra Rus yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'ta dağa çakıldı. 5'i Rus, 3'ü Türk, 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Artık sözün bittiği yere gelmiştim. Orman yangınlarındaki ihmalleri, skandalları, vahim yanlışları yazmaktan mürekkebimiz kurumuştu. Haberlerimiz soru önergelerine, tartışmalara neden oldu ve bu tartışmalar sürerken 2021 yılında 20 yılda yanan büyüklükte ormanlık alanımızı kaybettik. Bugün gazetenin manşetine taşıdığımız Ormanlar yanarken kimler sevindi haberi Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biridir. Çünkü biz neden uçaklar yok, neden helikopterlerde ısrar ediliyor, neden göz göre göre ormanlarımız yanıyor diye yazıp konuşurken, orman alanlarından elde edilecek milyarlarca lira birilerinin iştahını kabartıyormuş. Yangın alanlarını yandaş şirketlere veren iktidar, metreküp enval maliyetini 25 kat düşük hesaplamış. Metreküpü 2500 TL olan tomruk, ortalama 100 TL'den yandaşlara verildi. Milyonlarca metreküp orman envalinden söz ediyorum. Yarın ve sonraki günler gazetemizde ormanlarımızın yabancı mobilya ve inşaat şirketlerine, sektör devlerine nasıl peşkeş çekildiğini yazacağım. Orman yangınlarına nasıl zemin hazırlandığını, yangınların neden faili meçhul olduğunu, AB firmaları ile birlikte yapılan sertifika sahtekarlığını, yanan orman envalinin nasıl gizlendiğini, ihalelere nasıl fesat karıştırıldığını, sigortasız ve hatta göçmen işçilerin köleler gibi nasıl ölüme sürüklendiğini yazacağım biz yanan canlara ağlarken tüten dumanların kimlerin vicdanını kararttığını anlatacağım mehmet ali güler